Mahmut Övür 30 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı Altılı masadaki gerilim sonrası oy oranları Seçim yaklaştıkça altılı masanın yükselen tansiyonu krize dönüştü. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yaşanan son kriz dün gerçekleşen ikili görüşmeyle atlatılır mı bilemem ama görünen o ki masadaki bu ilk büyük kriz gelecek krizlerinde habercisi. Akşener'in Borcumuz yok demesi, kazanacak aday diye diretmesi ve ardından noter değiliz sözleri siyasi bir hesaba dayanıyor. CHP'nin yarısı kadar oya sahip Akşener masanın belirleyicisi olmak istiyor. Hem de bizzat Kılıçdaroğlu'nun siyaset arenasına soktuğu İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını kullanarak hiç kolay değil. Karşısında CHP'yi bile dizayn etmiş Kılıçdaroğlu var. Bu yüzden masa ilk krizi atlatsa bile yeni krizlere gebe. Dahası, sadece Akşener ve partisini değil, altılı masayı çok daha büyük bir kriz bekliyor. Bekliyor çünkü enflasyon ve hayat pahalılığının zirve yaptığı bir zaman diliminde bile altılı masa partileri gerinde sayıyor. Hala CHP dahil masadaki hiçbir parti topluma güven ve umut vermiş değil. Elimde. EDAR araştırmanın yaptığı son anket var. 13-19 Eylül tarihleri arasında 1970 kişiyle yapılan anket sonuçları altılı masayı bir hayli üzecek gibi görünüyor. %17 kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle. AK Parti %37.8, CHP %22.4, İYİ Parti %11.2. HDP yüzde 10.6, MHP yüzde 7.2, ZP yüzde 3.6, Deva yüzde 2.7, Yeniden RP yüzde 1.6. Kamuoyunda konuşulan ve öne çıkan partilerin oy oranı böyle. Geriye kalanlarda diğer küçük partiler arasında paylaşılmış. Bu araştırmada ilginç başka bulgular da var. Örneğin son krizde de adı gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce bu köşede yazılan parti kurma girişimi de halka sorulmuş. İmamoğlu parti kurarsa oy verir misiniz sorusuna halkın %36.6'sı evet derken %40.9'u hayır cevabı vermiş. %25.5'i ise kararsız. Aynı soru yavaş içinde sorulmuş. O cevaplar İmamoğlu'nu kara kara düşündürecek nitelikte. Çünkü Yavaş daha önce görünüyor. Yavaş düşüşte. Ancak Yavaş'la ilgili bir soru sadece Yavaş'ı değil ona umut bağlayan Akşener'in moralini bozacak nitelikte. Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz diye sorulmuş. Tablo gerçekten şaşırtıcı. Evet diyenlerin oranı sadece %10.1 Hayır diyenlerse %67.3 Diğerleri de kararsız. Bu sonuç Yavaş ve kulisçilerinin hevesini kırar mı bilemem. Ama arada bir gündeme getirilen Abdullah Gül bile %15.4 ile Yavaş'ın ölünce. Şu soruda halkın CHP İYİ Parti arasında yaşanan krize nasıl baktığını gösteriyor. İyi Parti ve CHP arasındaki siyasi ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz? İyi diyenlerin oranı yüzde 25.3, kötü diyenlerin oranı ise yüzde 39.5. Altılı masadaki gerilim doğal olarak sokağa yansıyor ve gözlerden kaçmıyor. Başkanlık sistemi tutmuş. Bu gerilimi artıracak bir başka unsur da altılı masanın belki de varlık nedeni olarak görülen hükümet sistemiyle ilgili. Aylarca Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kötü, güçlendirilmiş parlamenter sistem iyi diyenlere halkın cevabı çok net. Başkanlık sistemi devam etmeli diyenlerin oranı %57.3. Parlamenter sisteme geri dönülmeli diyenlerin oranı ise %37.1. %5.6 da fikrim yok diyor. Altılı masaya umut bağlayanların hayal kırıklığı yaşamamaları için bu tabloya dikkatlice bakmalarında yarar var. Sağlıkları için gerekli.